Evet, şimdi değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Bugün İlhan İrem, Türk müziğinin usta, duayen ismini anıyoruz. Dün vefat etti kendisi. Vatan Partisi Sanat Bürosu Başkanı Sayın Murat Demirbaş yayınımıza. Sayın Demirbaş, hoş geldiniz. Selamlar, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Türk müziğinin duayen ismi, mücadeleci bir isim İlhan İrem hayatını kaybetti. Bize çok büyük miras bıraktı. Biraz kendisini, müzik serüvenini ve bizlere bıraktığı mirası sizden dinlemek isteriz. Evet, gerçekten çok değerli bir sanatçımızı kaybettik. İlhan İrem yalnızca Türk popunda ürettiği parçalarla, yaptığı bestelerle, yorumlarıyla zihinlerimizde değil, aynı zamanda bir sanatçı olarak duruşuyla, tavrıyla, Türkiye'nin zor günlerinde korkusuzca duruşuyla da dikkat çeken bir sanatçı, dikkat çeken bir sanatçıydı. Dikkat ederseniz İlhan İrem hayatı boyunca hep böyle hümanist bir kişilik taşıdı. O hümanist tavrından hiç vazgeçmedi ve Türkiye'nin en zor koşullarında bile hem şarkılarını söyledi, yeni besteler yaptı, hem yazılar yazdı ve gerçek bir sanatçı olarak tavrından, duruşundan asla vazgeçmedi. Kemalist devrimin yılmaz bir savunucusuydu. Kemalist devrim kalesinin yılmaz bir neferiydi. O yüzden Türkiye'nin bağımsızlıkçı, anti-emperyalist tavrı da o hep böyle en öne attı kendini. Ve bunun için yazılar yazdı, tavrını hep ortaya koydu. Zaman zaman hatta küskünlükler yaşadı, inzivaya çekildi. Aslında İlhan İrem gibi büyük bir usta, o dönemler değerlendirildiğinde onun müziğinin en seviyede olduğu yıllarda, hani bugünlerde üretilen bir star kavramı var ya, o dönemlerin starıydı aslında bu insanlar. Tabii bugün star kavramı başka anlamlarda kullanılıyor. Aslında sanatçının meta değerini arttırmak için üretilen bir kavram, star kavramı. Ama o Türk milletinin hafızasında, kulağında çok derin izler bıraktı. Benim bildiğim kadarıyla neredeyse üç kuşak onun şarkılarını dinledi. İlhan İrem bir de hep kendi bestelerini söylerdi. Kendi bestelerini yapardı. O yüzden çok üretken bir sanatçıydı. Yorumluğuyla çok dikkat çeken bir sanatçıydı. Onun insanın doğasına, insanın özüne, insan ahlakına olan düşkünlüğü parçalarına da yansırdı. Bu anlamda da parçalarıyla da mesaj vermeye çalışan bir sanatçıydı. Onun Bursa'da başlayan serüveni daha sonra pop dünyasında, sanat dünyasında çok geniş yankı uyandırdı. Sayısız ödül aldı. Çok değerli orkestralarla çalıştı. Müzik ediminde Türkiye'de sayılı denebilecek güçte, birikimde bir miras bıraktı bize. Ama tabii özellikle son dönemlerinde biraz küskünlüğü, kırgınlığı da vardı. 2012 yılıydı sanıyorum. O yıllarda Türkiye'de FETÖ'yle mücadelenin en sıkıntılı olduğu dönemlerde hiçbir yerden, hiçbir yere yaslanmadan tek başına onurluca çıktı ve açık açık yazılar yazdı. FETÖ'yle ne olduğunu, FETÖ gerçeğinin ne olduğunu hiç korkusuzca dile getiren çok ender gördüğümüz sanatçı tavırlarından birini gösterdi. Bu anlamıyla da çok dikkat Vatansever çekti. aydın Hatta nedir? onun Bunu çok konuştuğumuz bir süreçte aslında İlhan İrem bunun çok yaşayan bir örneğiydi, değil mi? kesinlikle o vatanseverliğinden, dediğimiz gibi vatanseverliğinden hiç taviz vermedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan hiç çıkmadı. Kemalist devrimin kazanımlarından asla vazgeçmedi. Ve kendi başına da olsa yılmaz bir savunucuydu. Üstelik biliyorsunuz Aydınlık gazetemizde de bir dönem yazılar yazdı.
benim bahsettiğim yazı Antalya'da çıkan Yeni İleri diye bir gazetede yazdığı bir köşe yazısıydı. Bu yüzden ceza aldı. Yanılmıyorsam 1 milyar lira gibi bir ceza ödedi o dönemde. İşte o dönemde FETÖ'yle mücadelede Türkiye'nin yıkılmayacağını, FETÖ'nün oyunlarıyla, Amerika'nın oyunlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılmayacağını, ilelebet ayakta kalacağını açık açık dile getirdi. Bunun için hatta FETÖ dediği için de ceza almıştı. 1 milyar lira civarında bir ceza almıştı. Son yıllarda sağlık problemleri vardı. Aslında genç diyebileceğimiz bir yaşta kaybettik. Kendisine 67 yaş artık çok yaşlı, yaş olarak büyük bir yaş değil. Maalesef onu kaybetmenin üzüntüsünü Türk sanat camiası, Türk milleti büyük bir üzüntüyle karşıladı. Biz de Vatan Partisi olarak, Vatan Partisi'nin sanat bürosu olarak yakınlarına, ailesine, dostlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ve onun bu örnek sanatçı duruşunun bugün sanatçılar için de önemli bir alternatif olduğunu, önemli bir gösterge olduğunun altını çiziyoruz. Maalesef ben şimdi mesela karşılaşıyorum. 2012 yıllarında FETÖ Türk yargısını, Türk polisini, Türkiye'nin büyük devlet kurumlarını ele geçirdiği dönemlerde İlhan İrem acımasızca karşı çıkmış ve çok sert, net mesajlar vermişti, yayınlamıştı, yazılar yazmıştı. Şimdi dikkat ediyorum, sosyal medyadan bazı arkadaşlarımız, bazı sanatçı dostlarımız sırf Tayyip Erdoğan'a o dönem söz söylediği için onu ilahlaştırmaya, onun o paylaşımlarını ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Bu da bizim için aslında çok ders verici bir şey. Demek ki kendine aydınım diyen, kendine sanatçıyım diyenler Türkiye'nin içinden geçtiği o süreci, yani 2014 yılında tam olarak bu başlamıştı. 2014 yılında Türkiye'nin ray değiştirmesini ve 2016'da 15 Temmuz'da Amerikancı FETÖ Bladios'un yarattığı 15 Temmuz hain darbe girişimini anlamayan, Türkiye'deki o dönüşümü, Türkiye'deki o ray değişimini anlamayan bir güruhla karşı karşıyayız. Bu değişimi anlamayan insanlara nasıl sanatçı diyeceğiz, nasıl aydın diyeceğiz? Türkiye'nin, dünyanın yaşadığı dönüşümü kavrayamayanların büyük sorunları kavrayarak çözmesini bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz. Mustafa Kemal Atatürk hani demişti ya, sanatçı alnında ışığı ilk hissedendir diye. O ışık aslında kavrama yeteneği. Sanatçı bunu gören, hisseden, duyan, duyumsayan anlamında Mustafa Kemal Atatürk söyledi. İşte İlhan İrem de o ışığı ilk hissedenlerdendir. Ve FETÖ'nün Türkiye'de en güçlü olduğu dönemde bile siz Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim alamayacaksınız. Biz Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak diye mesajlar veren ve bu davasından, kavgasından da hiç vazgeçmeyen çok kıymetli bir sanatçımızdı. Ruhu şad olsun. İlhan İrem'in mücadelesi örnek olsun. Genç sanatçılara da önümüzdeki süreçte yansıtılması, anlatılması belki de bir görev bizim için, değil mi? Elbette öyle. Şimdi şunun için şimdilerde muhalif olma sözüyle karşı olma sözü birbirine çok karıştırılıyor. Aynen. Şimdi her şeye karşı olmak demek muhalif olmak demek değil. Burada muhalif olan kişinin ya da kurumun her neyse muhalefet alternatif sunmaktır. Alternatif olmaktır. Var olana karşı çıkmak, onun karşılığında da başka bir şeyin olabileceğini savunmaktır. Böyle yaparsanız muhalif olmuş olursunuz. Yoksa her şeye karşı çıkan biraz anarşist bir kavra girmiş olursunuz. Maalesef sanatçılarımız bugün her şeye karşı olmakla muhalif olmayı birbirine karıştırıyorlar. Türkiye'nin İlhan İrem gibi çok değerli başka sanatçıları da var elbette. Onlar da bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün kazanımlarından, Kemalist devrimin kazanımlarından sonuna kadar eminler ve o davanın, o kavganın savunucuları. Ayakları bu topraklara basan aydınlar, sanatçılar ancak bunu kavrayabilirler. Başka yerlerden icazet almak, başka yerlere dayanmak ya da sözüm ona ilerici gibi görünen bir takım toplumu yozlaştıran değerlere kucak açmak
sanatçıya yakışmadığı gibi sanatçıyı kalıcı da kılmaz. Yani bugün yarın popülist bir mantıkla gündemde kalabilir ama yarınlara kalmaz. İlhan İrem yarınlara kalacak. Onun hem şarkıları kalacak, hem anıları kalacak, hem de mücadelesi, kavgası kalacak. Bakın mesela çok manidardır onun parçalarının sözlerini dikkatlice okuduğunuz zaman aslında anlasana diyor. Yani anlasana diye yıllarca kulağımıza kaç kuşağın kulağına kazınmıştır o parçası mesela. Onun o hümanist kişiliğiyle birleşen aslında mücadeleci kimliği lezzetli bir sanatçının dilinden, şarkılarından, ezgilerinden faydalanmamıza neden oldu. Ve Türk milleti hiçbir zaman İlhan İrem gibi sanatçıları unutmayacak. Çok güzel bir ifade kullandınız yarınlara kalacak diye. Ben yarınlara kalmış olan başka bir vatansever aydınımızı da burada anmak istiyorum. Bugün aynı zamanda aydınlıkçı olan Sayın Demirtaş Ceyhun'un 13. ölüm yıl dönümü. Demirtaş Ceyhun'u da saygıyla anıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Evet. Yani Demirtaş Ceyhun karşısında yalnızca saygıyla eğilmek gerekir. Çünkü bir aydın olarak, büyük bir yazar olarak onun kavgası, onun medeniyet kavgası gerçekten yarınlarımızda size güç verecek, size motive edecek çok değerli argümanlara sahipti. Sanki bugün yine ben ulusal kanalda izlerken altta yazıda 13 yıl geçti dendi ama ben kendi yaşamımdan şunu biliyorum. Sanki Demirtaş abi hala yaşıyormuş gibi hissediyorum. Ve onun biraz böyle esprili yaklaşımı, berrak zekası, yazılarındaki duruluğu, açıklığı hala hissediyorum. Ve bana biraz garip geliyor. 13 yıl geçmemiş gibi sanki. Hala o aramızda, hala aydınlıktaki yazıları, kitapları devam ediyor gibi hissediyorum. Büyük bir aydın olarak büyük bir medeniyet kavgası verdi Demirtaş Ceyhun. Yani Türkiye'nin Batı'ya entegre edilmeye çalışıldığı, Batı karşısında adeta komplekse sokulduğu bir dönemde Türk milletinin o komplekslerden arınması gerektiğinin bütün ipuçlarını Demirtaş Ceyhun'da görebilirsiniz ve Demirtaş abi dimdikte ayakta durdu. Hiç taviz vermeden ayakta durdu. Yılmadan, usanmadan yazdı, çizdi, söyledi. Kişiliğiyle de, dostları arasındaki muhabbetiyle de hep saygıyla anılır Demirtaş abi. Çok anılarını dinledik. O yüzden hem onu saygıyla analım, hem de İlhan İrem gibi ilk sanatçıları bugün uğurlamanın hüznünü yaşayalım. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Sayın Demirbaş. Çok anlamlı ve özel bir söyleşi oldu. Özellikle bugün de hem Demirtaş Ceyhun'u hem İlhan İrem'i yarınlara bırakmak adına çok anlamlı mesajlar verdiğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.